Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size bu modelin nasıl yapıldığını anlatacağım. Hem iki renkli ilmek atmayı öğreteceğim sizlere, hem de bu ajurun nasıl yapıldığını anlatacağım. Modelimiz için ben kartopunun Aksoft iplerini kullandım ve 4 milimde şiş kullandım. Şöyle biraz örgüyü bırakacağım. Böyle ipliklerimi göstermek istiyorum. Mor olan şöyle göstereceğim. K708. Sarı olan da K1321. Bu şekilde bu iki renkle ördüm ben. Gördüğünüz gibi dilediğiniz şekilde siz de bu modeli uygulayabilirsiniz. Dilerseniz antama geçelim. Renkte iple İlmek atımı ve onun üzerine de değişik bir ajur uygulayacağız. Ben bunları Instagram'daki adresimde paylaşmıştım ve çok beğenilmişti. Sedef Feyla Örgü, eğer beni oradan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Ve ben bu videoları Türkçe'ye çevirmek istedim. O yüzden sizlere de Türkçe olarak videolarımda bu modellere yer vermek istedim. Şimdi şöyle ayırdık. Biri sağda, biri solda olmak üzere. Mor olan ipten ilk önce aldım. Ve böyle sağ elimle hala tutuyorum. Şimdi sarı renk ipimizden alıyorum. Ve mor ipi şişe geçirdim. Şimdi mordan aldım. Sarı renkten geçirdim. Şimdi sarı renkten alıyorum. Bir mor renkten alıyorum. Bir sarı renkten. Bir mordan. Bir sarı renkten. Bir mordan, bir sarı renkten. Bakın böyle bir görüntü çıkıyor. Altta üstte farklı renklerde. Bir mordan. Bir sarı renkten, bir mordan, bir sarı renkten, bir mordan, bir sarı renkten, aslında çok kolay. Sadece hangi renkte devam edeceğinizi iyice bakmanız lazım. Umarım karışık gelmemiştir sizlere. Bayağı ilmek attım gördüğünüz gibi. Sizler de iyice anlayabilin istiyorum. Bakın böyle hepsinden birer tane birer tane böyle doldurduk. Arka tarafı da yine böyle girintili çıkıntılı. Şimdi bunun üzerine bir ajur uygulaması yapalım. Evet, morları artlıyorum. Sarı renkte olanları örüyorum. İlk sıramız bu şekilde. Birini örüyorum, birini örmüyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Evet, bu iğneyi de örelim.
Şimdi ikinci sıramızı geçeceğiz. Evet, ikinci sırayı tamamlamak üzereyim. Sarı renkli olan iplerimi de örüp bu sırayı tamamlayacağım. Lila'yı örmedik. Bu ilmeğimizi ilk sırada örmemiştik. Onu da şimdi örüyorum. Şimdi mor rengi aldım. Aynı işlemi mor renkle yapacağız. Moru örmem için ilk önce bu sarı ipimi sağ şişime aktardım. Yine ipimiz arkada. Yine ipimiz arkada bu şekilde örüyorum. Bunu örmeden alıyorum. Örüyorum. Örmeden aldım. Örüyorum. Örmeden aldım. Örüyorum. Örmeden aldım. Örüyorum. Birini örüyoruz, birini örmüyoruz. Bu sırada da lilalar örülüyor gördüğünüz gibi. Aslında örgü şekli hep aynı. Bir tarafta ipimiz arkadayken, diğer tarafta öndeyken bu ilmekleri atlama kısmını yapıyoruz. Şu an ipimiz arkadayken atlıyoruz. Bunu da örmüyorum. Ve şişime aktardım hepsini. Arka sırasında devam edelim. Modelimin arka tarafına geçiyorum. İlk ilmeğimi örmüyorum. İpimi arkasına aldım şişimin. Bir tane ördüm. İpimi öne aldım. Sağ şişe aktarıyorum. İpimi arkaya aldım. Ve mor ipimi ördüm. Bunu örmüyorum. Bunu örüyorum. Örmedim. Ördüm. Örmedim. Ördüm. Belki biraz burada kafanız karışabilir. İpi önme almaya unutmamanız lazım. Dediğim gibi yoksa ön kısımda model istediğiniz gibi durmaz. Evet, sıra sonra yaklaştım. Bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Evet, şimdi yine ilk sırada yapmış olduğumuz gibi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu ipimi arkaya alacağım, pardon. Morları yine örmüyorum, sarı ipimdeyken. Sadece sarı ilmeklerimi örüyorum. Mordayken de mor ilmekleri örüyoruz. Bu şekilde devam edecek örnek. Örülüş şekli hep aynı. Sadece arka tarafında ipliği öne alıp kaydırmanız gerekiyor. Ben biraz daha modelimizi ilerleteceğim ve güzel bir şekilde size nasıl göründüğünü göstermek istiyorum.
Az daha konuşurken mor ipimizi de yürüyorduk. Biraz dikkat gerektiren bir model. Böyle pirinç gibi de duruyor. Değişik bir görüntüsü var. Ve de böyle iki renkli oluşu da modeli bir ayrı hava katıyor. Bakın böyle. Dediğim gibi ben birazcık daha öreyim sizler için. Modelimizi görebilin. Ve işte modelimizi biraz ilerlettim. Gördüğünüz gibi böyle iki renkle Eyüp Spor'un renklerini bürünmüş olsa da sizler isterseniz erkek bebekler için özellikle diyeceğim grili, kremli, mavili, kırmızılı yani sevdiğiniz renklerde yapabilirsiniz. Kızlara pembeli, beyazlı, mint yeşili, krem bu tarz renkler yapabilirsiniz. Şöyle örgümüzün arkasını göstermek istiyorum. Aslında bu taraf da çok güzel oldu. Bir yandan da bir örgü modeli vardı. Ben bunu önceden anlatmıştım. Köpük haroşa diyorduk. Aynı ona da benzedi. Belki bu tarafı da kullanmak istersiniz. Ama tabii ki ön yüzü bu tarafı modelin. Biraz örgü kalın oluyor. Sanki böyle hırka, kaban gibi o tarz şeylerde daha kullanışlı olabilecekmiş gibi geldi bana ama sizler de bir küçük bir parça çıkartıp ona göre karar verebilirsiniz. Deneyecek olan bütün herkese kolaylıklar diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.